Merhabalar sevgili izleyenler. Evet, bir hafta sonu daha, bir cumartesi daha sizlerle beraberiz. Bugün Aliye Hocam burslu çanta dikecek. Geçenlerde bir takılmıştım, hani Türkan Hocam getirmişti 40 yama aplikeli bir çantayı. Aslında sözde ben yapacaktım da onu, aplikeyi. Hocama da burada diktirecektim. Kurnazlık yaptım ama olmadı. Çabucak çağırmış olduk Aliye Hocam da. Epeyden bir gelmiyordu. Bence hiç kaçırmayın. Çünkü en pratik yönleri nelerdir? Hocalarım onları gösteriyor biliyorsunuz. Türkan Hocam bizimle beraber. Önünde 4-5 çeşit iğnedenlik var. 40 yama ile yapılmış parçaları iğnedenliğe nasıl dönüştürüyor? İğnedenlik nasıl yapılıyor? Onların en pratik hallerini göstermeye çalışacağız biliyorsunuz. Mesajlarınızı yine okuyacağız. Sizlere cevap vermeye gayret edeceğiz. Nazar Boncuğu avm.com'dan sitemize ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. İstediğiniz ürünleri, satmak istediğiniz ürünleri ücretsiz bir şekilde oraya kaydolup satabiliyorsunuz. Alıcıları da satıcıları da bekliyoruz. Sitenin canlanabilmesi için zamana ihtiyacımız var. Ama bunu canlandıracak olan da sizlersiniz, bizleriz yani. Önümüzde Kurban Bayramı var biliyorsunuz. Arefe günü bizim program günümüz ama siz de biliyorsunuz ki işler burada çok yoğun olunca biz canlı yayın yapamıyoruz. Cumartesi haftaya Arife günü yok. Herkes zaten temizlikle işle uğraşacak. O gün koşuşturmayla uğraşacak eminim. Aynı şekilde ben de öyle yapacağım çünkü. Şimdiden Kurban Bayramınızı kutluyorum ben. Bayramdan sonra inşallah yeniden canlı yayınlarla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Şimdi Türkan Hocam bir hoş geldin diyelim. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Mukadder Hanım. Nasılsınız? Teşekkürler. Nasılsınız? Allah iyilik sağlık versin. Hamdolsun ben de iyiyim. Sizleri görüyorum daha iyi oluyorum evet, hocam. Sağ olun, sağ olun. İnsanlara faydalı olabildiğimizi düşünmek bile mutlu ediyor bizleri. Elbette. İzleyicilerimizle evet. Buluşunca mutlu oluyoruz. Evet, şimdi önümüzde bir alay iğnedenliklerimiz var. Evet, hemen o iğnedenlikler gelecek. Ona geçmeden madem bugün çanta öğretmenimiz burada. Evet, çantamızı da bir gösterelim. Evet. Çok güzel. Bunu siz diktiniz herhalde. Evet, ben diktim. Sanki makara modeli mi hocam? Elma sırığı modeli. Yatır hocam. Yatırırsan yatırarak yattığı yerden alacak hocam. Tamam. Şöyle yatıralım. Evet, bu çanta sapları da buraları dikiş için hazır evet. Değil mi? Evet. Çok güzel. Tabanını görüyorsunuz. Hocama teşekkür ederim. Gerçekten. Aliye Hocam valla evet ya. Sağ ama olsun. Gelen yapıyor diyorsunuz değil mi? Güzel, gelmeyen nasıl yapsın? Evet. Ellerinize sağlık hocam. Sağ olun. Eski siz de yetenekli bir öğrencisiniz. Estağfurullah, seviyorum ben. Maşallahınız var. Yani Aliye Hocam'la istişareli çalışmayı çok seviyorum. O yüzden de evet. Hatta bugün yine dedim Şeyma'ya. Şimdi de anahtarlıklar yapıyorum. Peki o da bitecek. Ne yapalım? Bir çanta konusu bulalım. Yani değişik bir çanta bulalım diye. Seviyorum istişareli çalışmayı. Kendisini de severim zaten. Harikasınız. Harikasınız. Bekleriz kursumuza. İnşallah. Evet. İzleyicilerimize onu bildirelim. Yaz kursu var devam. Değil mi? Evet, devam. Yani kursa devam. Bayram şeyinden sonra, tatilinden sonra. Devam edeceğiz. Peki bir yenileyelim. Nasıl müracaat edecekler öğrenciler hocam? Ya Hatice Hocam'dan ulaşabilirler. Hatice Sedef'ten. Bizlerden ulaşabilirler istedikleri branşlara. Instagram'dan rahatlıkla ulaşabilirler. Size de. Evet, istedikleri Hatice kadar katılabilirler. Hiç kimseye belirli bir şartımız yok. Hangi branşlar vardı hocam? Giyim, kumaş çanta, sepet Melek Hocam var. Bir de Melek Hocam da orada doğru. Evet. Angales, eski değerlendirme, 40 yama, rölyef. Ben gelmeyeli çoğalmış hocammışlar. Evet. Maşallah. Hatta Çin'i de vardı. Şu an onlar zannedersem yaz tatiline girdiler. Peki her gün dolu mu hafta evet, içi? Her gün. Maşallah. Evet, her gün kendine. Her branş haftada bir gün mü? Evet, her branş haftada bir gün. Yoksa o kadar branş sığmaz zaten. Sığmaz. 4 saat. Bir de sınıflarımız çok yoğun değil. Yani en asgari 3 kişi, en azami 8 kişi. Çok yoğun sınıflar yok. Evet, öyle olunca da tabii. Çok daha fazla işler çıkabiliyor. Evet. Biliyorum ben geçen yıl geldiğim için. Çok daha fazla işler yapılabiliyor. Haftada bir gün olmasına bakmayın sevgili izleyiciler. Tabii verimli oluyor, sayı az olduğu için. Tabii. Verimli oluyor. Bir de zaten çoğunlukla hani ileri yaş
gerçi giyime gençler de var da bizim branşlarımızda ileri yaş. Evet. O nedenle zaten hani onu elemiş eleğini asmış derler ya. Evet, o doğru. O insanlar olunca zaten onlar da ne yapacaklarını biliyorlar. Evet. Evde de zamanları var. Toruna bakarken onu da yapıyorlar derken güzel gidiyor. Evet, herkesi bekliyoruz o zaman. Evet. Atölye Hatice Sedef'teki birçok branşa sizler de kaydınızı yaptırıp oraya gidebilirsiniz. Evet hocam, şimdi inedenlik yapacağız dedik. Hangisini uygulayacağız önce? Onları bir görelim arkadaşım. İnedenliklerimizi bir görelim. 3 tanesi katlama tekniği inedenliklerimizin. 3 tanesi katlama tekniği dedim. Şöyle şöyle. Ha, üçünü yan yana koyalım. Evet, üçü de katlama tekniği. Biri elde petek çalışması, biri bal kabağı. Evet. Şu anda ilk önce katlama tekniğinin bunu göreceğiz. Benim iğne deniklerim biraz yastık gibi olmuş ama biraz büyük hocam, olmuş. Hocam ama böyle inşallah olması çok daha iyi. Çünkü çok fazla iğne gerekebiliyor bir çalışmada. Evet. O yüzden fazla iğne takılır, güzel olur. O yüzden böyle rengarenk bir çalışma yaptık. Tamam, harikasın. Şimdi bunları kaldıralım. Bizim... İsterlerse santimlerini küçültüp onu da küçültebilirler. Evet. Ben mesela ilk önce tabii bir yuvarlak bir de kare kalıpla çalışmamız gerekiyor. Hı-hı. Yuvarlak kalıbım önce 25 kullanmıştım çapını. Hı-hı. Şimdi 21'e düşürdüm. Çok büyük geldi gözüme. Evet. Kare kalıplarım da 12'şer santim. Hı-hı. Niye 12'şer santim? 24 eder, 21 nasıl olacak? Aradaki iki dikişin birleşimi zaten 1,5 santimini yok eder. Evet. İki renk seçtim ana zemine uysun diye. Hı-hı. Ben bunları birleştireyim. 4 kareyi birleştireceğim. Hı-hı. Daha sonra ütüledikten sonra yuvarlağı üstüne koyup, hı-hı, daire şeklinde onu da keseceğim. İyi yüzleri birbirine bakacak. Makine çekeceğim, çevireceğim. O hale getirdim de sizinle görüşelim. Olmaz mı? Tamam. Hani Ali hocama da Ali hocama kalsın. Dönebiliriz. Yani. Hani bu bölüm basit. Hı-hı. Kareler birleşecek. Yuvarlak üstüne kapanacak. Yuvarlaktan makine çekilip çevrilecek. Haliyle biz görelim ama. Evet. Tamam, siz çevirmeden önce isterseniz görelim. Çevireyim öyle görün. Çevirdikten sonra. Tabii daha tamam, yani iki kumaşı çevireyim çünkü ondan sonra diğer bir tanesine daha geçebilelim. Tamam hocam, kolay gelsin. Sağ olun. Ali hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Çok şükür sizleri gördüm. Daha iyi geldim ben de. Özlemişiz, bayağı uzun zaman oldu. Evet. Ama işte yazın yazlığa gidiyorsunuz. Kışın kurslar derken öyle, bir türlü öyle oldu. Denk gelmiyor hocam. Bundan sonra biraz gruba da aldık sizi zaten. Evet. Bundan sonra biraz daha fazla gelin bari hocam. İnşallah. Hakikaten inşallah. Yani çanta gerçekten çok revaçta bu son yıllarda. Pratik yolunu göstermeye çalışıyorum ben de. Hani herkes kolayca dikebilsin istiyorum. Ne güzel. Allah modelleri razı olsun. Teşekkür ederiz. Bunu bizim izleyicilerimizle de sık sık paylaşalım inşallah. İnşallah. Olur inşallah. Mu? Çünkü hakikaten çok pahalı çantalar. Bir de eleme ile yapılan şeyler çok daha güzel ve değerli. Evet. Hem daha ucuza mal ediliyor. Hem de zamanınızı güzel şeylerle doldurmuş oluyorsunuz. Evet. Hem de çok ucuza mal edilebiliyor. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, şimdi biz burslu çanta demiştik. Evet, gizli burslu çanta yapacağım. Ben bunu daha önce İrem'e çalışmıştım kızıma. Aynısından şimdi gelinime de çalışacağım ama önce kalıp çıkarmasını falan onları bir göstereyim. Evet. Çantanın şekli bu. Gizli burslu çanta. Evet. Evet. Neden gizli diyoruz? Çünkü içinde kalıyor, içinde dışında kalıyor. Değil. Evet. Bursumuz bu, gizli bursumuz. Hı hı. Gizli bursluk önce kalıbı çıkarıyoruz. Kalıbı çıkartmak için ilk önce buradan ölçü alıyoruz. Ölçüyü nasıl alıyoruz? Buradan başlıyoruz. Kaç santimlik şey yapacaksak değil mi? Evet, kaç santimlik şey yapacaksak çantayı buradan alıyoruz. Buraya kadar ölçüyoruz bursumuzu. Bu 37 santim. Gözlüğü takmam lazım. Bakın hocam ben sürekli takıyorum ya. 37 santim. Her yaşta şey buraya, boş. 37 santimden düz bir çizgi çiziyoruz. 4 santim aşağıya iniyoruz. 4 santimimiz de buradaki kıvırma bölümü için. Evet. Ondan sonra 25 santim yaptım ben Mukadder Hanım. Buradaki şimdi bursa göre bu kısımdaki ölçü önemli. Mutlaka bursa göre olması lazım ama aşağıdaki yükseklik şu kısımdaki ölçü kişinin kullanımına göre kendine nasıl isterse, çok büyük isterse uzun isterse uzun o yapabilir, kalmış. Kısa isterse kısa yapabilir, o kişinin kendine kalmış bir şey. Ben 25 santim şundan yaptım. Şundan bahsediyoruz, bunun neresini gösterdiğini görmedik, şundan bahsediyoruz sevgili izleyenler. Şu çantanın yüksekliğini
O sizin isteğinize bağlı. İsterseniz daha derin yapabilirsiniz. İsterseniz daha kısa yapılabilir. Evet. Ondan bahsetti hocam. Evet. 37 santimde düz bir çizgi çizdi. Sonra 25 santimde çizgiler çizerek şöyle. Çantamın boyunu ben 25 santim ayarladım. Hı hı. Çünkü şeyini de 5 santim yapacağım. Köşesinin çalışmasını 25 da. 25 santime kaç santimlik burs kullanılacak bu çantaya? Şimdi 37 santim. Hı. Benim bursumun şöyle ölçtüğüm zaman bursum 37 santim geliyor. Bu burs ölçüsünü evet. Böyle ölçmemiz gerekiyor. Evet. Çantanın şeyini belirlememiz sadece için. Sadece üstü değil. Yanlar da ölçülüyor. Yanlar da ölçülüyor. Hı-hı. Yanlarda böyle kaplandığı evet. için hı-hı. yanlarda ölçülüyor. Tamam. Evet. Neyse. 25 santim yaptıktan sonra mukatera. Köşeleri de 5'er santimlik ben daha önceden çizdim ki burada hani hı-hı. hem anlatım olsun. Evet. 5'er santim yaptım köşelerini de. Bir de bu Kadir Hanım eğer tabanını bütün yaparlarsa ki burada taban bütün. Şuradaki evet. köşenin çizgisini 5 santim ama yanı 6 santimden girmeleri lazım ki burada dikiş payı var. Heh, onu görelim tekrar. Arkadaşlar bunu tabanını bütün yaptım görüyor? Ben. Bütün yaptığım için evlilikler şeyden geliyor. Tamam olsun. Evet. Bütün yapıldığı zaman yani burada dikiş yok. Köşede evet. Köşede şu buradaki kısma 1 santim dikiş payı vererek 6 santimden ama burayı 5 santimden yapmaları gerekiyor. Ama her iki tarafta tabanda ve yanda da dikiş varsa 5'er santim yeterli oluyor. Öyle mi? Evet. Tabanda dikiş varsa evet. sadece 5'er santim yapmak yeterli. Tamam evet. hocam teşekkür ederim. Buraya da 4 santim şey koydum. Bursun içine dönme payını koydum şu kısmı. Evet. Onlar hesaplanacak bir de. Tamam. Onları koydum. Ben keseyim şimdi. Kalıp çıkartıyorsunuz şu anda. Önceden kalıp çıksın. Kalıp ellerinde olsun ki rahat çalışsınlar. Değil mi? Tabii kalıpla çalışmak daha rahat olur. Burada sadece dikkat etmeleri gereken bursun çevre ölçüsü. Yüksekliğini istedikleri gibi yapabilirler. O kişinin kullanımına bağlı. Evet. Buradaki püf noktası. Evet. Kalıbımı böyle çıkarttım. Bursun çevre ölçüsü. Kalıbımı ben şuraya hani yerleştiriyormuş gibi yapayım. Çünkü ben önceden hazırladım. Tamam. Şu kalıbımızı şöyle koyduk. Şöyle yerleştiriyoruz. Şuralara alta ve yan taraflara dikiş payı koyarak kalıbımızı böyle yerleştirdik. Dikiş paylı şekilde evet. keseceğiz. Hemen. Dikiş paylı şekilde keseceğiz. Tamam. Kesilmişini görelim hocam. Burada keseyim mi? Hayır yok yok. Hazırlamışsınız yani onu görelim. Ben buradaki pileli bir şey yaptım. Çok şık olmuş çantaya ama. Bolluk vermek için. Onun için de 6 santim araya bolluk pay verdim. Evet. O pile payı. Hı hı. Şöyle kalıbı yerleştirdik. Evet. Böyle kestim. Bunu eksik kestim çünkü kalıp şurada 4 santim fazlası var. Hı hı. Astarı eksik kesiyoruz keserken yüzden. Evet. Şöyle bir de cep yaptım. İsterlerse cep de yapabilirler. Evet bu astarı zaten değil bu mi? Bu astarı evet. Öbür çantamın astarı. Hı hı. Kumaşımız da burada. Pilesini hazırladım. Ben burada zaman alacak diye şuradaki 6 santimlik pilemiz vardı ya mukadder hanım. Onu böyle kapatıp şöyle bir diktim. Evet ya o çok güzel hoşluk vermiş çantaya gerçekten. Evet. Hoşuma gitti benim de. Böyle yerleştirdim. Kestim. Hı hı. Bunu kestikten sonra hazır şey yapacağız şimdi. Buralar... Altında bir de taban mı koydunuz hocam? Evet. Şimdi bu şimdi astara onu da evet. gösterelim izleyicilerimize ve şey var. Sıkıştırılmış elyaf, keçe elyaf da deniyor. Ondan hı-hı. koydum. Tabana sertlik versin diye bunu da koydum. Aslında keçe her koydum. İki yüze de yapıştırılabiliyor elyaf ama hı-hı. bu yüz polar olduğu için bunda yapışma olmayacak diye. Evet. Buna yapmadım. Hı-hı. Astar kısmına yaptım. Hı-hı. Tabana da keçesini yaptım. Ben böyle hazırladım. Siz dikiş de yapmışsınız. Elyaf yapıştırdım ama gene de kayarsa diye dikiş çok, yaptım. Çok iyi fikir ama.
Çok iyi fikir. Gerçekten daha sağlam, evet, daha sağlıklı olur. Şurada da bir de cep koyduk. Cebi de kendi, hani ölçü vermiyorum. Hı-hı. İstedikleri gibi hani telefonlarını koyabilecekleri büyüklükte. Evet, evet. Ya da anahtar ona koyabilecek göre. Ya da her muarlı bir cep. O kişinin kendisine kalmış bir şey. Doğru. İsterlerse evet, diğer evet, tarafına da bir cep daha yapabilirler. Ben şimdi size şunu anlatayım. Birleştirmeyi. Evet, hı-hı, birleştirmesini. Hocam bir burslu çantayı ne kadar sürede yapılabilir? Yani ilk defa dikiyorsak tabii biraz zaman alır, zorlanırız belki ya ama. Ya üstünde eğer işlem yoksa bir saatte yeterli olur. Gerçekten. Evet, üstünde eğer işlem yoksa ama bir süsleme yapacak bir işlem tabii, varsa tabii, o zaman ben gibi, şu pleyi de şöyle. Hocanın yaptığı o evler, aplikeler gibi değil tabii mi? O günler haftalar aldı mesela. Onun gibi ya da Betül Hanım mesela yorganlama yaptı. Evet, üstünde öyle bir şey. Evet. Onların şaşiko mu? Şaşiko değil, normal yorganlama yaptı. Şaşiko gibi göründü aslında, güzel oldu. Çok o da güzel, çok güzel oldu. Evet, bence de. Peki bu gizli burslu çantalara sap takılabilir mi? Evet. Bunda İrem'in çantasında var sap. Ben onu göstereyim. Aa, iyi ki de sormuşum bak. Evet, onu da şey yapacağım. Şurada evet, içine böyle bir şey askı takma yeri hazırlıyorum. Hmm. Sonra onları lastikle, askılar taktıktan sonra evet. Süper. Evet, yani şimdi şey elimde taşımayı ben çok sevmiyorum. Hani bir tane dikersem mesela nasıl olur diye düşündüm. Ama böyle sap olduktan evet, sonra da rahatlıkla ben şöyle meydana mı çıkayım? Ne yapayım? Çıkayım mı? Şöyle. Daha ortaya. Çok ortaya çıkmasaydım ya. Evet. Yani bunun sapı tabii bana uzun. Çok uzun. Ama İrem'e. Bunun sahibi uzun boylu çünkü. Bana ben yaparsam biraz daha kısa tutarım. Evet. Gayet de güzel, hoş, şık bir çanta. Hadi bakalım, inşallah yaparım. Hemen heves ediyorum ama icraat her zaman olmuyor. Çok güzel. Güle güle kullansın İrem de. Tabii onlara da pile kırıyorsunuz evet, mecburen ona değil da mi pile hocam? Kırıyorum. Ha, ben bunu önce hazırlamıştım, sonra da dedim orada göstereyim. Tabii, tabii o çok önemli. Astarı yüzünde 4 santim daha eksik kesiyorum. Astarı yüzünden. Evet, şimdi astar bu yüz iç kısımdan şöyle dönme yapacak. Hı hı. Şu kısım burada göstereyim diye şu hı hı, kısım için. Evet, astar, şu evet, dönmeler için, şurası için konuşuyoruz. Tabii biraz evet, çiçekli bir iç astar olmuş. Astar çok fazda önemsemediğim için. Herhalde hocam gerek yok ki. Yani ama Türkan hocam çok titizleniyor. Aynı renk olacak. Hadi canım. Benim arka astarı, çantanın astarı evet, renkli. İkimi ablam olsun, Türkan hocam İkim olsun. Onlar öyle, iki evet, aynı olacak. Şimdi Katerin ben bu yanlarını diktikten sonra şu birleştirdim tepeleri, hı-hı, noktalarını. Onları diktikten sonra böyle yapacağım. Hocam siz oraları bir dikin, sizle bir daha görüşelim. Tamam. Hadi tamam, dikin siz o yanları. Tamam mı? Evet, ben yuvarlağımı siz diktim. Siz ne yaptınız hocam? Yuvarlağımı diktim. Yuvarlağı diktiniz. Onu bir görelim o zaman. Oo, maşallah bir sürü de şeyimiz gelmiş. Mesajlarımız gelmiş. Evet, sizinkini bir görelim. Nasıl olsa kamera sizde şu an. Evet. Şimdi çevirdim. Ha, hocam yuvarlakla birleştirip de kenarları kesip çevirince o hı, şeylerin sanki şey gibi sarhoş yolunun hani kalıbı var ya. Evet. Onun gibi olmuş. Peki direktman o kalıpla kessek zor olur değil mi? Sarhoş yolunun iç kalıbı gibi, dış kalıbı gibi değil evet, de. Evet, iç kalıbı gibi. Hı-hı. Öyle de olabilir ama düz karelerden yapılıp. Ama sizinkisi çok pratik şu anda. Evet. Sizinki daha kolay yani. Kolay yolu varken evet, zoruna da gitmemek şimdi lazım. Şimdi ütüyle ağzını yüzünü biraz toparlayalım. Kenardaki dikişlerimizi bir ütüleyelim. Evet. Ütü zaten olmazsa olmazlardan bir tanesi kırk yama içinde. Evet. Mefruşat için de öyle değil mi hocam? Evet. Şimdi aslında ben evde bunları dikerken şeyi de düşündüm. İçlerine bir mıknatıs koysam dedim. Evet. Hani el lafın üstüne. Öyle değil mi? Süper bir fikir. Hiç olmazsa mıknatıs onları toparlar iğneleri.
Hocam hep böyle dahiyane şeyler, fikirler hep sizin aklınıza gelir zaten. Estağfurullah. Hani kullanıyoruz ya, kullandığımız evet. işin biraz daha pratik olması açısından. Çok güzel olur hocam. Koysam dedim, koymamışım da yani koymayı düşündüm, Allah var. Neyse, bir konulmuşunu getirirsiniz bugün. Evet. Burada görürüz. Ya onu. Da tam şimdi bu katlama tekniklerinde göbekteki düğme yerine mıknatısı orada bir kumaşla toplayıp onu oraya da yapabiliriz diye de düşündüm. Evet. Şimdi bunu ütüledik. Arka şimdi, bölümünden. Hı. Durun hocam. Şey ekrana gelsin öyle. Zaten anlatalım. Şu bölüm baskı yapılacak. Aha, tamam. Yani ben o nedenle tamam. orayı bastıracağım. Gelsin. Tek ekranda zaten. Dikiş olan bölümleri ütümde çok net olmamış ama. Ütüyü değiştirmemiz gerekiyor hocam. Yok, ütü iyi de tabii biz kamera önünde olduğumuz için biraz şey yaptık, ütüsü güzel. Öyle mi? İyi bari. Şöyle yapayım. Nerelere iğne takıyorum? Dikişlerin birleştiği yerlere evet. bir iğne takayım. Orta işaretlerini göreyim istedim. Daha sonra bu noktaları birleştirmem gerekiyor ki. Niye birleştiriyorum onu da? Şöyle geçseydik daha iyiydi. Özür dilerim. İki dikişi üst üste koyup yine olmadı. Evde yaptığımızı unuttuk. Hocam bulmaca gibi zaten kırk yama çalışmak. Aynı şeyi 100 kere yapsanız dahi bazen evet, yanılabiliyorsunuz. Bazen yanılabiliyorsunuz evet. Köşelerden şimdi ben şöyle yapmak istemiştim, özür dilerim. İki iğnenin tam ortasını bulmam gerekiyor karemin. O da daire olduğu için evet. ölçerek bulmak biraz zor olacak. Evet. Katlayarak bulayım. Hı hı. Bu tarafı da. Katlayacağınız yerleri mi işaretledin? Şimdi oralardan makine çekilecek de ha. o yüzden önce onları bir bulayım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce karelerimin olduğu yerleri görebilmem gerekiyor düz yerde. Aha. Onların işaretini öne çıkarttım. Aha. Daha sonra iki karenin dikişinin birleştiği yerin tam ortasında bulmam gerekiyor. Evet. O nedenle iğneler taktım. Bunları yüz yüze getiriyorum. Ve şöyle yapalım. Tabanla dik açı yapacak ama yukarıdaki iğnelere gelecek şekilde buraya bir çizgi çizmem gerekiyor ki makinamı oradan çekeceğim. Evet, bunu ayarlaması biraz... Aslında kolay ama şu an elim ayağıma kavuştu birazcık o yüzden. Yani yalan söylemeyeyim, kolay ama dedim ya bir öyle bir öyle çevirdim. Hocam bazen oluyor öyle, sıkıntı yok. Şunu bir daha alalım. Burayı da tekrar çizelim. Önce oralara çekip sonra diğer tarafa önce mı önce buralara bir makine çekeceğiz. Evet. Şöyle edeyim. Buraya da bir makine çekeceğim. Hemen çekeyim. Tamam, bekliyoruz. Antakya'dan Hatice Hanım bize yine bir şeyler yapmış, göndermiş. Selam canlar demiş. Aleyküm selam. Ben Antakya'dan Hatice.
Filistinli çocuklarımız için bir şeyler hazırladım. Sizinle de paylaşmak istedim. Rabbim onları tez günde feraha çıkarsın demiş. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar diye boşuna dememişler. Siz kendiniz daha oralarda tam toparlanamadınız. Ama ona rağmen onlara, birilerine yardım etmeye çalışıyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ben de sizlerden dua istiyorum diyor. Evimiz rezerv alanına giriyor. Bu iki engelli çocukla nereye gideriz, nereye sığarız? Burada ev bulmak çok zor. Türkan hocam da diğer hocama da, hoca hanım da dualarınızı bizden eksik etmeyin diyor. Bize katarsanız çok sevinirim diyor. Sağlıkla sıhhatle kalın diyor. Rabbim yar ve yardımcınız olsun inşallah Hatice Hanım. Ama eminim oranın belediyesi, valisi her neyse mutlaka bir müracaat edin. Eminim öncelik tanıyacaklardır, yardımcı olacaklardır. Çünkü iki tane engelli yavrunuz var, onlarla uğraşıyorsunuz. Yaptığınız işler de şahane, ellerinize kollarınıza sağlık. Rabbim hem bu dünyada hem de ahirette mükafatını kat kat versin inşallah. Hatice Hanım, Allah yardımcınız olsun. Şurasına bakmıştım ama boş muymuş hocam? Yetmedi. Onu da sarı. Dolu masura yok mu ya? Keşke önceden sarıp şey yapsaydım. Tamam sardım mukadderamı zaten. Masuralarımız vardı hocam da. Yok sardım ben. Hallettiniz mi? Evet evet. Biraz beklettim. Kusura bakmayın. Galiba dolapta. Ha burada var. Ama hepsi tam dolu değil. Mavi var. Getireyim mi birkaç tane? Hayır, ben sardım. Tamam. Maturalar burada, aklınızda olsun. Lazım olursa. Ben de bu arada Hatice Hanım'ınkini okumuş oldum. Evet, iyi oldu. Hemen bir tane daha okuyabilirim. Ben sürmeneden yazıyorum demiş izleyicimiz. Adım Emre'ye. Sizden ricam, Filistin konusu hepimiz için... Hepimizin içinde yara, yapabileceğimiz boykot gibi bir silahımız var. Bunu dillendirin lütfen. Hepinize selamlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum demiş. Doğru söylüyorsunuz. İçimiz kanıyor. Gerçekten artık yani haberlerde, sosyal medyada yapılanları görüyoruz, duyuyoruz. O kadar çok artık isyan ediyoruz ki boykota elimizden geldiği kadar bireysel olarak katılıyoruz zaten. İnşallah bizi izleyen tüm izleyicilerimiz de bizlere katılırlar. İsrail mallarını almayalım, aldırmayalım, kullanmayalım, kullandırtmayalım sevgili izleyenler. Sürmene'ye, Emriye Hanım'a da teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum kendisine. Ne zaman bitecek bu yara, ne zaman yani çok kolay bir kabuk bağlayacağını da zannetmiyorum. Hani şu an savaşın bittiğini düşünün, şu an bitmiş olsa bile çok uzun yıllar alacak eminim yaraların sarılması. Ama bitsin de artık bari orada şu an canlı yaşayan, yaralı olanların, hasta olanların, yardıma ihtiyacı olanların yardımına koşulsun ve onlar birazcık rahat nefes alsın inşallah. Allah yar ve yardımcılar olsun. Evet, biz de boykotlarla ancak destekleyebiliyoruz. Hocam başka türlü yapamıyoruz. Elimizden geldiği kadar İsrail ürünlerini almadan kendi ürünlerimize yöneliyoruz inşallah. Şimdi bir yanlardan birer dikiş çektik. Bunların dediğimiz gibi renklerin ortasını bularak aşağıda dik açı yaptırarak çektik. Ve şöyle bir kenarımız oldu. Tekrar bir kere daha çekeceğiz. Sadece birini çekeceğim, birini boş bırakacağım ki doldurabilelim. Evet. Onu da çekeyim. Tamam. Tabii çekebilmem için de benim bir çizmem gerekir. Hı hı. Onu da bir dik açı yaptıralım. Bu tarafı da çizeyim ki. Bu kadar güzellikler ortaya çıkıyor ama ne kadar kolay desek de epeyce uğraştırıyor tabii ki. Bir de burada ne kadar olursa olsun şey oluyor. Hani ekran karşısındasınız, canlı yayındasınız. Her şey birbirine girmiş olabiliyor. Tabii ki. Hocam bizim izleyicilerimiz bizi biliyor. Onlar bizim kusurumuza bakmaz, affederler, merak etmeyin. Her şey bizim için çünkü.
Dur hocam. Az bekle orada. Kamera seni görebilmek için oraya geldi. Evet. Diktikleri de temizleyelim. Siz orayı diktiniz değil mi hocam? Evet, diktim. Göstereyim. Aynen. Evet. Şimdi 3 tane kanadım oldu. Ama buradan dolgu yapmam gerekiyor. O yüzden orayı bırakıyoruz şimdilik. Orayı bırakıyorum ama şu anda elyafım olmadığı için onu da dikip gösterebilirim. Elyafımız var mı ki acaba? Hayır, şurada? Yok şu anda. Hiç kalkmayın. Hata benim. Estağfurullah. Ya da iğnelerimi çıkarıp oradan gösterebilirim nasıl yaptığımı. Olur yani. Aynısı siz var ya. Nasıl, şöyle edelim. Şey bir saniye. Şurada arkadaşımızdan rica edelim. Şu hale geldi. Bunun iğnelerini de bir çıkaralım. Tabii. Şimdi bakın. Evet. Burada doldurma yerini bıraktım. Doldurduktan sonra buradan dikiş yapacaksınız. Şimdi bunları dikildi olarak düşünün. Evet. Bu bölümleri, diktiğiniz bölümleri geri elyaflı bölüme indirin. Ha, normalde o renkli yeri içinde kalıyor tabii ki, tabii, değil mi? Düz yeri içinde kalıyor. Evet. Desenliler evet içinde kalıyor. Dışarı sadece bir bölümleri çıkıyor. Evet. Aa, çok güzel. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunun da dolunca bunun ondan da kanatları sonra onları çıkacak. Birleştiriyorsunuz. Evet. Sonra şimdi, onları da açıyorsunuz. Şimdi açalım. Görelim bunu da. Ben buraya biraz dolgu elyaf getireyim hocam. Yok, sabahleyin aklımdaydı ama. Olabilir hocam, insanlık hali. Ama hani nasıl dikiş ipliklerimizi falan bulunduruyoruz, kumaşlarımızı, o da olsun. O hiç aklımıza gelmedi şimdiye kadar. Dolgu elyaf da getireyim biraz. Bunun da inecek. Evde bolca var nasıl olsa. Evet, almıştınız siz. Evet hocam. Kalem dolduracağım diye. Her türlü elyaf var hocam. Metrelik elyaf tartıştım da. Şöyle olduğunu düşünün. Evet. Tabii aslında doğsa daha güzel olur. Sanki çok hızlı bitti gibi oldu şimdi de. Biraz önce çok uğraşıyorsunuz gibi hissettim. Hayır, basit aslında. Ama ben ortaları hesabını yapacağım derken iş karıştı. Onun için biraz şey oldu, uzun sürdü. Evet. Yoksa gayet güzel. Evet. Ortalarına da düğme dikmişsiniz. Evet, ortaya düğme diktim. Ama çünkü oradaki bölüm biraz karışık oluyor, yoğun oluyor. Evet, orayı kapatmak için. Ama İsterlerse kumaşla kaplayıp o düğmeyi öyle de dikebilirler. Tabii. Yoyo da küçük bir yoyo da yapabilirler. Yapabilirler. O da evet. Dikilebilir. Çok güzel hocam. Ellerinize böyle sağlık. Böyle bir çalışma. Tamam. Teşekkür ederim. Oldu. Ali hocam hazır herhalde. Bizi bekliyor. Tamam. O zaman biz oraya gidelim. Ali hocama dönelim. Siz hangisini yapacaksınız? Şunu yapalım. Tamam, olur. Bence bir katlama tekniğini daha yapalım. Tamam. Ama elyaf dolduramayacağız. Sadece üstleri göstereceğiz. Olsun hocam, sıkıntı yok. Onu söyleyelim. Tamam. Özür diliyorum izleyenlerden de. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Ne yaptık Ali hocam? Yanlar şu şeylerini diktikten sonra birleştirdiğim yerleri Hanım, şöyle yanlarını açtım. Evet. Yanlarını hem, diktim. Hem astırın hem şeyin. Evet. Boydan boya yüzünün yan taraflarını da birleştirdik. Evet. Burada astarda boşluk açık bıraktım. Açıklık bıraktım. Çevirebilmek dikmedim, için, çevirmek için. Tamam. Bir de bursu normalde burslarda buradaki pinler çıkıyor. Ama benimkiler şey perçinliymiş, çıkmıyor. Eyvah. Öyle olunca içinden yerleştirip öyle dikeceğim. Yani bir sıkıntı yok. Ha, çok güzel. Orasını diktikten sonra köşesini, köşe dikmeyi herkes biliyor zaten. Evet, şöyle köşesini de hazırlayıp tamam. Evet, böyle dikiyoruz. Polar olunca şey oluyor. Ya hocam makine değişik şimdi burada. Elimde masuk olduğum makine olmayınca ben de öyle oluyorum hemen. Evet. Buraların da köşelerini git gel yapmadım. İğneyi kırarım belki diye. Hı-hı. Şöyle bağlayıvereyim iplerini, orada gevşeme olmaz. Evet, dikkat etmediğimiz zaman çatır çatır iğneleri kırıyoruz zaten. Evet.
sizin elinizde kontrol ettim. Yok, şuradan çevirmeyi yapacağım. Çevirdikten sonra mı bursu yerleştireceğiz bursu, evet. Hocam? Tamam. Şunu çekeyim mi biraz önümüzden? Evet. Oho, çanta meydana çıktı bile. Ben hazırlayacağım şimdi. Bununki büyük burs. Büyük burs. Burada mıydı? Tamam. Buradan açık olan evet, yerden. Açık olan yerden. Tabii açık yeri bulabilirsem eğer. Kocaman çanta. Evet. Hocam sonra o açık yeri elinizde mi? Elimle, orayı elimle dikiyorum. Tamam. Şimdi bu bursu taktıktan sonraki bölümü de elimde dikiyorum. Evet. Kater Hanım. Tabii makinede olmaz. Evet. Aslında buraları perçinli olmamış olsa daha kolay sizin işiniz değil mi hocam? Yanlarda, şuralarda boşluk bırakıp, açıklık bırakıp oradan takıp perçinle değil mi? O zaman daha kolay. Evet. Evet. Benim tamam, aldım bunu da görelim. Böylesi de vardır. Evet. Eminim izleyicilerimiz yapacakları zaman hiç olmazsa. Yani şimdi şeyde falan internette falan gördüklerinde diyecekler ki öyleydi bu, niye öyle yaptı ki? Benimkini şey kafalıymış perçinle. Evet. Perçinlemişler. Alırken dikkat etsinler o zaman. Kapalıları da var, açıkları da var değil mi hocam? Yani o kapalı almış olsalar bile o da bir ama bu sıkıntı şekilde yapabilirler. Evet, biz zaten kapalısını gösteriyoruz şu anda. Evet. Ama ben hiçbir yerden görünmeyeni daha çok seviyorum. O demirlerin dışarıdan görünmesi benim o hoşuma gitmiyor. Açık olan da görünüyor mu? Tabii. İşte mukadderim. Çok az şey görünüyor. Şimdi ben... O daha güzel o zaman. Burasını böyle dikeceğim. İğneleyip şuradan elimle baskı yapacağım. Şeyle makinede dikmek isteyen makinede da dikebilir. Nasıl diker? Fermuar ayağıyla orada bir çalışma yapabilir. Evet. Ama... Yani ama bu kadar bence makineyi o kadar hırpalamasınlar. Ben bir de hani tamamen çantaları elde çalıştığım için burada bu kadar dikişi dikebilirim diye düşünüyorum. Doğru. Hocam E-tipi makinelerinde ne kadar fermuar ayağı da olsa o demirler oraya yanaşmaz. Zor evet yani. Biraz zor. Ama sanayi makinesi, sanayi makinesi belki varsa tabii ki o zaman istedikleri gibi yapabilirler. Ya sanayi makinesi de zaten hani dışarıya sürekli iş yapan insanlar alır. Yani sadece keyfi bir şeyler öğrenmek adına bir sanayi makinesi alınmaz. O yüzden bazen ellerimizi çalıştıracağız öyle. Değil mi hocam? Evet. Zaten siz çoğu şeyi gerçekten elde yapıyorsunuz. Evet. Ben size bayağı hayran oluyorum. Bu çantam tamamen elde dikilmiş bir çanta. Yani her bölümü. Fermuarın içi, astarı. Şöyle. Tamam sen şimdi sonra gösterelim onu. Tamam sen bunu ayrılma. Onu da ayrıca gösterelim. Burasının el dikişini göstereceğim. Bir de buradaki şurayı kapatacağız. Evet. Burayı da el baskısıyla kapatacağız. Makinede işimiz bitti. Evet. Benim çantam da böylece bitmiş oldu. Gerçekten. O kadar. Çok güzel hocam. Hani görünüşte çok zor bir çanta gibi gizli burslu olunca evet, hani acaba bu nasıl çalışıyor? O kadar zor ama bir çanta değil. Çok güzel evet, gerçekten. İçine buralı köşelerini yerleştirip köşelerine böyle gelecek şekilde. İçinde kalın şey var. Keçe var. Evet. Onu yerleştirdi taban olarak. Çünkü yıkandığı zaman o keçe içinde kurusun. Hani bir kalın karton mukavva falan da konulabilir ama. O zaman da yıkanmaz o. Seyar koyabilirler. Sadece tabanına koyup yıkayacaklarında onu kaldırıp yıkayabilirler. Ha anladım. O şekilde yapabilirler. O şekilde yapabilirler. İçinde değil de o zaman. İçinde değil ayrı dışında, bir astarlayıp onu hazırlayabilirler. Çanta yıkayacakları zaman. Hazır çantalarda, zaman, bavullarda evet, falan onu görüyoruz. Öyle evet, yapabilirler. Doğru. Bu böyle tamam Kater Hanım. Dikişini nasıl yapıyorsunuz? Onu da hazırlayayım. Şimdi siz o zaman başlayın. Tamam. Size o zaman tekrar ben dönerim. Tamam. Buradan ayrılmadan önce şu Yunus bir de şunu göstereyim ablacığım. Gerçekten çok güzel. Hocam şu kotla da çalışılınca çok şahane olur. Bu kumaş çok güzelmiş. O ithal kumaş denen kumaşlardan hocam. İthal kumaşlardan evet, mı?
Yani desen olarak, görüntü olarak hemen farklı bir kumaş olduğunu hissettim. Şahane olmuş. Bakın yanları da böyle. Silindir bir çanta bu. Böyle bir çanta Berin hocamın çok işine yarar mı? Değil mi? Severdim. Fırçalar, şeyler koymak için kulağı çınlasın. İzliyordur eminim şimdi o bizi. Gerçekten çok güzel olur. İnşallah bir gün öğrenirsem yaparım hocam. Tamam. Siz... Yapılabilir. Değil mi? Evet. Başına geçmek lazım İnsanın hocam ya. İnsanın hani ilk başta gözü korkuyor, yapılamayacak gibi diye düşünüyor da. Ama başlayınca? Başlayınca bir de birkaç tane üst üste dikince daha kolaylaşıyor. Değil mi? İnşallah. Acemiliklerim çıkıyor tabii. Öğrencilerim üzerinde çıkıyor bunlar da. Yani harikasınız hocam. Zaten maşallah öğretmenler genelde öğrencileri de öğrenirler. Değil mi? Evet. Her zaman öğretmenler öğretecek değil ya. Özel kulaklar çınlasın Fermin Hanım. İlk denemeleri onda yapıyoruz. Genelde onda çıkıyor acemiliklerimiz. Fermin Hanım'a da hayranım ya. Maşallah. Gerçekten o kadar azimli, o kadar iştahlı bir hanım ki. Yani çok güzel şeyler yapıyor o da. O da hem kırk yama hem de çanta öğrencisi. Evet, sepete de geliyordu. Sepeti şu günlerde bıraktı. Öyle mi? Maşallah. Evet. Maşallah. Hiç şaşırmadım. Biz yani Betül Hanım, Ali Hocam, ben, Fermin Hanım üç branşa da katılıyoruz. Kalıcısınız yani. Evet. Şey taşlar gibi aynı böyle. Evet. Temel yani taşı gibi. Ne güzel. Harikasınız. Yani sepet örücülüğüne de katılıyoruz. Çok güzel bir şey o da. Çok zevkli. Değil mi? Burada gördük de ilk yaptığınız sepet miydi o bilmiyorum. Evet. Buraya getirmiştiniz. Evet. Çok güzeldi. Çok güzel yani. Ali hocam sehpa yapıyor şu anda. Harika. Oo, maşallah maşallah. 10 parmağında 10 hüner sevgili izleyenler hocalarımız. Eminim sizler de öylesiniz. Yaptığınız işleri bize göndermeye devam edin. Hatta yakında yeni bir şey düşünüyoruz, videolarla alakalı. İnşallah onları da ben size buradan bildireceğim. Ama şu an düşünce yapısında. Hazırlıklar başlayıp da sizden isteme aşamasına geldiği zaman yaptığınız işlerin ben videolarından da isteyeceğim sizden. Sonra bir yarışma yapacağız, belki de küçük de olsa bir hediye vereceğiz, ödül vereceğiz falan. Çok güzel düşüncelerimiz var, çalışmalarımız var. İnşallah onları netleştirince sizlerle paylaşacağım. Evet, evet hocam. Şimdi ikinci bir iğne denliğe geçelim. Şöyle ütü masasının üstünde olsun hepsi. Tamam. Bunu yapacağız. Katlama tekniği. Bunun için 6'şer santimlik kareler kestim ben. Krem puantiye yani siyah puantiye krem zeminden 4 tane. Siyahtan da 4 tane ama siyahı üçgen olarak ütüde katladım. Onları kremlerin köşelerine tutturdum. En son bunu da tutturayım. Bunları birleştireceğiz. Şu orta bölümü yapıyoruz. Ha, yani sadece o üçgenler burada, tek değil katlı şu anda. Evet. Sadece burada renk değiştirdim. Kırmızı yeşil yerine krem geldi. Kremin yeri değişecek. Yani evet. Şu an köşeleri hazırlıyorum. Hı hı. Eskiden bunun adı katedral penceresiydi biliyorsunuz çok zordu. Evet. Ama şimdi katedral penceresini çok kolaylaştırdılar. Bir sürü kolay teknikleri çıktı. Ne güzel. Harika. Yani önceki yıllarda katlayarak, ütüleyerek evet, çok daha zordu. Her şeyde olduğu gibi. Üçgen olarak ütülediğim siyah parçalarımı tutturuyorum kayması diye. Hı hı. Şimdi buradaki makinede biraz ben zorlanıyorum. Çünkü evde sanayi makinesi kullanıyorum. Kursta da sanayi makinesi kullanıyorum. Bu beni zorluyor. O yüzden de dikişlerim çok net olmuyor burada. Olmayınca da beni huzursuz ediyor. Evet. Şimdi bu siyah üçgenlerim ortaya gelecek şekilde şöyle birleştireceğim. Önce ikisi, sonra ikisi. Bunları da birleştirelim. Hmm, bu daha ayrı ayrı yapılıyor herhalde, evet, değil mi? Evet, öbürü daha basit. Diğeri daha basitti. Bu da basit aslında. Öyle mi? Üst parçası, evet. Tamam, siz onları birleştire durun. Evet. Hemen bir iki tane daha mesaj okuyayım, olur mu hocam tabii, bu arada tabii, ben? Tabii. Mukadder Hanımcığım, hayırlı günler. Bugün bayram baklavası yapıyorum. İnşallah program bitene kadar bitirir. Size atarım Sivrihisar'dan Hülya Hoca demiş. Hülya Hocam valla çok marifetlisiniz siz de maşallah. Ama şimdi izleyicilerimiz de zannedecek ki baklavayı buraya göndereceksiniz. Sadece resimde olmaz ki yani
Kargoya da vermesi gerek. Sergileri vardı. Sivrihisar'da halk eğitimi hocası Hülya Hanım. Gerçekten yorgan falan dikiyorlar. Hani mefruşatta her şeyi yapıyorlar da. Çok güzel işler yapıyorlar. Evinde de şimdi sergi bitti. Rahat rahat baklavasını yapıyor, bayram baklavasını. Afiyet olsun yiyenlere. Ne diyelim hocam? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba demiş izleyicimizin bir tanesi. Türkan Hoca'nın anlatımına bayılıyorum. Konya'da otursam mutlaka öğrencisi olurdum. Programda görünce seviniyorum. Aliye Hoca'ya da selamlar. Sizleri seviyoruz demiş. Bugün yayınlanan bölümü tekrar tekrar izleyeceğim. En sevdiğim hocalar konuk olmuş. Sevgiler Arzu Özer. Teşekkür ediyoruz Arzu Hanım. Nereden yazdığınızı söylememişsiniz. Dışından göndermişsiniz. Evet, belli. Yolunuz bir gün bu tarafa düşerse neden olmasın? Hepimizle tanışırız hep beraber. Hocalarımızı da yakından tanımış olursunuz. Online ders verirler belki hocalar. Burada olmasanız bile neden olmasın? Selam olsun Arzu Hanım'a. Biz de selam söylüyoruz. Teşekkür ediyoruz güzel dilekleri için. Hayır. Geleni yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ama arada hata yapıyor muyuz? Yapıyoruz. Hocam hatasız kul olmaz. Yani Orhan Baba bile aynı şeyi söylüyor. Görmüyor musunuz? Evet. Hatasız kul olmaz. Hatamla sev beni. Onlar da bizi hatalarımızla, kusurlarımızla sevdiler. Sıkıntı yok o yüzden. Ben seviyorum hepsini de. Ama bizim aramız gelmiş hocam. Tamam. Hemen şimdi ne yapacağız aradayken? O ikisini birleştireceğiz galiba. Bunu birleştireceğiz. Galiba. Hemen tarif edivereyim. Tamam. Ortaya kırmızıyı koyacağım bu sefer veya yeşili. Hı-hı. Kenarları katlayıp elimde de baskı yapabilirim, makinede onu çekebilirim. Gösterelim. Onu katladığımızı gösterelim, tamam mı hocam? Tamam, elimizde gösterelim çünkü buradaki aynen makinede o kadar net dönemem. Evet, ben. Tamam hocam, oldu. Tamam. Kısa bir ara sevgili izleyenler, ondan sonra kalan yerden programa devam. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Türkan hocamdaydık. Hemen neresinde kalmıştık hocam? Siyah verev parçaları katlayacaktık. Hı-hı. Baskısını gösterecektik. Şimdi şöyle içine kırmızı parçamı koydum. Kırmızım da 6 santim. Zaten bunların hepsi 6'şar santimdi. Hı-hı. Ve teğelledim. Şurada son bir kenarım kaldı. Hafif kavis vererek teğelliyorsunuz zaten. Hı-hı. Burayı da teğelledikten sonra elimde baskıyla tutturacağım. Yani aslında makine dikişi de... Hocam tersini bir çevirir misiniz? Ha. Yani arkasında yok o kırmızı. Hayır. Kırmızı sonradan üzerine konuluyor. Şu siyahların içine koyduk zaten. Ha. Tamam. Onun hiçbir yere tutarı yok. Hı-hı. Makine çekilmedi ona. Sadece koyduk. Bakın hatta kenarda açık. Ha, onu göstermek kenarda istedim. Kenarda açık. Tamam. Sadece siyah börev parçaları. Hani ikiye katlamıştık siyahları. Evet. Onları hafif kavis vererek ortaya döndürdüm. Hı-hı. Kırmızıların üstüne. Baskı dikişiyle elimde yapacağım. Ara teğeli gibi. Gerekiyor. Tabii teğeliyim ki kaymasın dedim. Hı-hı. Şeyimi, kavisimi de dengeli vereyim istedim. Şöyle burayı da bitirdim. Ondan sonra baskısı da biliyorsunuz ara teğeli yaparız. Bir ondan bir ondan. Evet. Kremle yapmayın. Bu krem çünkü. Gri, şurada koyu bir renk iplik takayım hemen. Siyah getireyim mi hocam? Hayır, var burada bir koyu renk ipliğim. Tamam. Diğeri hep makineyle yapılmıştı. Bunu da ben evde yaptım ama makine çektim zaten. Öyle mi? Ama şimdi burada rahat kaç kat var? Evet. İki kat bu, bir kat kırmızı, bir kat o, dört kat. Evet. Bir de buralarda birleşiyor dört evet kat. Bu makine de zorlayabilir diye ben makine dikişine girmedim. Anladım. Olsun. Makinesi olmayanlar için de evet onu bu şekilde de yapabilirler. Yani zaten katedral penceresi, bu modelin adı katedral penceresi. Evet. Ara teğeliyle yani biz bütün işlemlerini elde yapardık. Evet, İlk yıllarda. Evet. Elde yapılıyordu. Ara teğeliyle bir alttan bir üstten tutturarak. Yok ben öyle istemiyorum derseniz üstüne bir yorganlama yani
normal yorganlama teli yaparak da tutturabilirsiniz. Süslü bir dikişte. Değil mi? O şekilde evet. de oturtabilirler. Hı-hı. Evet. Şimdi bunu bitirdikten sonra... Harika bir sonra... şekilde ekranda şu anda. Hocam, hocam değiştirmeyin. Peki. Monitöre bakın. Ha, şahane. Evet, bir daha yapın. Tekrar bir iki dikiş daha alalım. Bu bastırma tekniği değil mi hocam? Evet. Görüntülerden dolayı yönetime ve kameraman arkadaşımıza teşekkür ederim. Detaya girdiğiniz için. Evet. Şimdi bu baskı dikişi, evet. Bir alttan bir üstten olarak gidiyorum. Hiç dikişlerde belli olmuyor, gözükmüyor. Evet. Çok güzel. Tamam. Şimdi bunu bitirdiğimizi farz edelim. Tamam. Aynı büyüklükte bir başka puantiye kesmiştim şöyle. Hı hı. Bunu bunun üstüne kapatıp veyahut bunu bunun üstüne kapatıp. Tabii bir ütü yapacağım şu anda. Hı hı. Topladı her yer. Tabii ki. Dört kenarından dikeceksiniz. Ufak bir yerden açıklık bırakacaksınız. Oradan çevirip doldurup baskı yapacaksınız. O kadar. Şurada göstereyim. Bakın şimdi şurada bir baskım var. Hı hı. Arkası böyle. Kendi öyle. Evet. Gördüğünüz gibi. Evet, çok dikkatli bakarsanız evet. belli. Yoksa belli değil. Böyle bir iğneden teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Hemen Ali hocama geçeceğim. Kamera oraya giderken ben bir iki tane daha mesaj okuyayım. Hayırlı günler Mukadder Hanım. Hocalarıma da selamlar. Bunlar da benim Comek'te yaptığım rölyeflerim demiş izleyicimizin biri. Ama ismini yazmamış. Teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık izleyicimizin. Malatya'dan selamlar, sevgiler. Boş durma yok. Boş uğraş felsefesiyle yine uğraşıyorum, lif yapıyorum diyor. Şimdiden bayramımızı kutluyorum. Hepinizi seviyoruz. Allah'a emanet olun demiş. İsmini yazmamış izleyicimiz. Malatya'ya kucak dolusu selam olsun. Boş durma, boş uğraş felsefesiyle uğraşıyorum diye konuşuyor. Lif tabii ki aynen öyle. Yani hatta Peygamber Efendimizin zamanında bir şey var. Ben aklımda çok fazla tutamıyorum isimleri. Hocam siz biliyorsunuzdur. Adamın bir tanesi... Zatlardan biri, sahabeden biri. Sahabeden biri mi? Anlatabilirsiniz isterseniz. Ya ben çok, ben de sizin kadar net bilmiyorum. Bomboş oturuyormuş duvar dibinde. Peygamber Efendimiz önünden geçmiş, ona selam vermemiş. Sonra tekrar geriye döndüğünde bir çubuk almış eline. Yerde şekiller çiziyormuş böyle. O zaman selam vermiş. Yanındaki kişi de Peygamberimize sormuş, neden biraz önce vermediniz de şimdi selam verdiniz diye. O da biraz önce boş duruyordu. Hiçbir şey yapmıyordu. Yani ne kadar doğru, ne kadar yanlış onu bilemiyorum şu anda. Ama büyükler hep bize anlatırdı. Yani boş evet. durmamayı öğretmek adına evet. büyüklerimiz bize hep bunlardan örnekler verirdi. O yüzden ben de anlatma ihtiyacı hissettim. Boş durmayalım da. Lif örelim, ne yaparsak yapalım. Bir şeyler yapalım yani. Bir işin ucundan tutalım inşallah. Zaten hanımların boş durması biraz zor bence. Değil mi? Çoğunlukla. Yani boş duranlar evet. da var hocam ya. Ellerinin üstünde çok... oturuyorlar hocam ya. Ben şaşırıyorum, inanın nasıl duruyorlar. Nasıl zaman geçiriyorlar. Zaten onlar bizi izlemiyor. Yani bizi izleyenlerin hepsi boş durmayı sevmeyen kişiler. Biz görüntüyü gördük ekranda. Evet, hocamızın... Bu yanı da elimde bir alt bir üst geçerek şey yapılamıyor, yine oynatılamıyor öyle olunca. Bir alt bir üst şöyle geçerek dikiyor burayı. Şimdi hocam bu kumaş dikişi yiyor, yani görünmüyor. Görünmüyor. Görünen bir düz bir kumaştan yapacak olursak o zaman bu dikişi çok nasıl yapmamız lazım? Çok düzgün yapmamız lazım. Çizip orada bir makine dikişi gibi bir görüntüde. Öyle bir var ama şu an keşke göstermiş olsun, olsaydı. Bir daha gelirken getirirsiniz evet, inşallah. O zaman dikişte. Çok dikkat edeceğiz. Şimdi burada hiç göstermiyor dediğiniz evet. gibi. Hiç bu önemli değil bu dikişte. Belli değil. Evet ama onda buradan düzgün bir çizgi çekip gene alt üst geçerek ama makine dikişi. Ya da Türkan hocamın dediği gibi bir yorganlama tekniğiyle yapılabilir. Evet. Süslü bir dikiş yapılabilir. Evet. O zaman küçük modeli. Bir şey yapalım mı onunla burada? Şimdi değil. Yani bir daha geldiğinizde İnşallah. Var mı öyle küçük cüzdan gibi burslar? Var. Öyle küçük bir bursla, gizli bursla öyle bir çalışma yapalım olur mu olur. Burada? Olur. Hani mesela kot kumaşla da olabilir. Düz renk olsun ya.
nasıl olursa. Öyle bir çalışma o zaman sizde, tamam, sizden yapalım. Bir dahaki sefere bekliyorum inşallah bayramdan sonra. Bir de bir şey sormak istiyorum Ali hocam. Geçen en son programa katıldığımda Berna hocam demişti ki bu burslu çantaların şöyle açtığınız zaman üst genişliği, ha, o kısa kenarın genişliği taban genişliğiyle aynı olmalı. Evet. Değil mi? O gün öyle demişti. Evet, öyle demişti. Yani hani ben de ben bilmiyorum dedim. Hatta benim evli çantamın tabanı üst bursun açıldığından küçüktü. Ben bu küçük dedim. O da demişti ki hatta onlar da örgüde burslu çanta yaptıkları için. Bir de burs sattıkları için. Bursu açtığınız zaman kısa kenara ne kaldırsa taban genişliği de o kadar olacak. Evet. Çünkü bu çanta dikdörtgen öyle çıkar demiştim. Evet, sizin aynı aslında. Siz de ona göre mi ayarlıyorsunuz, evet, tabanları hocam? Evet, alttaki kalan bölüm şuradaki kalıpta kalan bölümde. Nerede kestim kalıbını? Bulursam eğer çıkarttığım kalıbı. Hangisini arıyorsunuz hocam? Şuraya koymuşum. Arasında da kalmış. Burada, burada. Buldunuz mu? Tamam. Şöyle işte. Berna Hanım'ın söylediği şu, şu olay. Ha. Evet, şu tabanın köşelerini yaparken. Köşeleriyle dedi. Evet. Yani tabanın şu genişliğiyle ağzın genişliği aynı olacak demişti. Evet. Öyle demiştim. Harikasınız hocam, vallahi teşekkür ederim. O gün demiştim benimki küçükmüş hatta. Baktık biz. Evet evet, sizinki öyleydi. Ben, benimki küçük ama dedim, ama bilmiyordum dedim. Ve şimdi siz yapınca sorayım diye. Evet. Çünkü ben kalıp çıkartmadım. Hazır eşit kalıp olmasını üzerine istiyorlarsa izleyicilerimiz, ki eşit olursa daha güzel bir görüntü oluyor. Evet. Hem şuradaki şey oluşuyor değil mi hocam? Kapandığı zaman, evet, şuradaki bu çukurluk oluşuyor. Evet. Çok daha hoş görünüyor. O zaman bursu alırken, pardon, bursu aldıktan sonra kalıbı kesmeden önce ona dikkat edeceğiz. Evet. Ölçünün eşit olmasına dikkat edeceğiz. Tamam. Yani bu makrome, ama özür dilerim, örgü bu çantalarda da, burslu çantalarda da tabanını ona göre örecekler diye o gün öyle söylemişti. Evet, evet, aynen. Bursun genişliği müşteriler kadar. Müşteriler soruyor, evet, demişti, o da öğrenmek, evet, istemişti. O da eminim izliyorsa eğer şu anda öğrenmiş oldu. Teşekkür ederim. Evet, sağ olun hocam, teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu kadar. Tamamdır. Sağ olun, var olun. Evet, tamam. Tabii evde de biraz hazırlayıp da gelince. Evet, tabii. Hayırlı programlar Mukadder Hanım, konuklarınıza ve size kolay gelsin demiş izleyicimizin biri. Yine isim yok. İsim özellikle ve nereden yazdığınızı yazın diye söylüyorum. Ama sonradan yazmayın. Ben söyledikten sonra yazmayın. Çünkü sona gidiyor. Daha sona gidiyor şeyleriniz, mesajlarınız. Kolay gelsin Melek, ben canım hocalarıma çok selamlar. Sizi izliyoruz demiş. Bizim Melek hocam. Evet. Teşekkür ediyoruz Melek hocam. Sağ olun, var olun. Burada zaten sepetlerden, işte sizin kursunuzdan falan da bahsettik. Evet, sizi de özledik. İnşallah programlarda yine görmeye devam şunu edeceğiz. Şunu da söyleyelim. Melek, buyurun, hocamın, Hatice Sedef'in orada sepet kursunun yanında İnci çantaya katılan öğrencileri de vardı. Yani yeni başladılar onlar da. Evet. Ne? Değil mi hocam? İnci çanta. İkinci çanta. İnci çanta. İnci çanta. Öyle mi? Evet. Başladı mı? Başladı. Kurs da evet, başladı. Evet. Melek hocam da maşallah canım aldı başına yürüyor Rizeli. Çaycı Seniye. Sen olmayınca bugün çay istemeyi unutuyoruz. önümüzde çay var. Arkadaşlarımız söyledi sağ olsun da. Evet, içtik çayımızı. Melek hocam küçük bardakla istemez, büyük kupayla olsun der. Rizeli olanlar çayı daha çok seviyormuş. Hayırlı günler Mukadder Hanım. Bunlar da benim yaptığım iğne oyası kiraz oyalarım demiş. Kiraz oyaları eskiden de vardı, modaydı benim genç kızlık zamanımda. Şimdi yeniden moda oldu. Çok da güzel olmuş. 42 iğneden dökülenler Ayşe Instagram sayfam demiş. Kolay gelsin Ayşe Hanım. Valla Allah herkese, çalışan herkese, uğraşan herkese kolaylık ve hayırlı bol helal kazançlar versin. Dualarımızı da etmiş olalım. Merhabalar Mukadder Hanım, programınızı her hafta izlemeye çalışıyorum. Konuklarınıza selamlar. Ben Konya Selçuklu'dan Derya Ünal demiş. Derya Hanım harikasınız.
İşleriniz gerçekten çok güzel. Sayfamdaki bazı ürünleri sizlerle paylaşıyorum. Sizler de ekranda paylaşırsanız çok sevinirim demiş. Harikasınız. Eliniz çok düzgün gerçekten. Rabbim hayırlı kazançlar versin. İyi günler Mukadder Hanım. Ben İstanbul Büyükçekmece'den Elmas. Size bir battaniye gönderiyorum. Yeni bitirdim. Sizlere kolay gelsin demiş. Elmas Hanım'a İstanbul Büyükçekmece'ye kucak dolusu selam olsun efendim. Evet, evet, bu battaniye modelini de çok beğeniyorum ben. Gerçekten güzel olmuş. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Harikasınız. İzmir'den Havva Çelik, iyi yayınlar. Her zaman sizleri seyrediyorum. Hocalarıma da selamlar. Ellerinize sağlık. Bunlar da yaptığım örgü çantalar demiş. Wow, çantalar yarışıyor bugün. Evet, şimdi de örgü çantalar geldi. İzmir'den Havva Hanım'a kucak dolusu selam olsun efendim. Kutluyorum, ellerinize sağlık. Şahane. Örgü çantalar da tabii ki ayrı bir güzel oluyor. Ama onlar biraz daha fazla uğraştırıyor. Kumaş olanlar, hele hele bugün yaptığı Ali, evet, hocamın böyle çabucak bitince hoşumuza gitti. Merhaba Mukadder Hanım, iyi yayınlar. Vişnelerin size selamı var Darıca'dan Sevil Kıyan. Sevil Hanım, ama böyle toplayıp toplayıp ürünleri bize resmini gönderiyorsunuz. Canımızı çektiriyorsunuz, harikasınız. Of, vişne değil de şu dut. Dut işte şimdi olsaydı güzel olurdu. Şahane. Aleyküm selam diyelim, ellerinize kollarınıza sağlık. Darıca'ya, Sevil Hanım'a da kucak dolusu selam olsun efendim. Valla şehrin merkezinde yaşadığınız zaman işte böyle ağaçlardan da yoksun oluyorsunuz. Ne dut görüyorsunuz, vişneyi hadi gene pazardan alırsınız da marketten, dutu alsanız da tadı olmuyor. Anca kendi ağaçlarınız olduğunda güzel. Afiyet olsun, hayırlı satışlar dileyelim, ne diyelim, yapacak bir şey yok. Darıca'ya selam olsun efendim. Zeynep Aydın, halk eğitimde amigurumi hocasıyım demiş. Sergide hazırladığım ürünler demiş. Evet, çantalar geldi yine. Bir gizli burs çanta daha mı var? Yok, o fermuarlı herhalde. Oo, birçok oyuncaklar da var. Hocalarıma da selamlar demiş. Aydın Halk Eğitim. Aydın soy ismi mi? Yoksa il olarak Aydın diye mi yazdı? Onu anlayamadım. Başarılar diliyorum hocam. Ellerinize sağlık. Öğrencilerin de sizin de gerçekten... Hepsi çok güzel olmuş. Sizlere de selamı var izleyicimizin. Hocalar da bizi izliyor. Bizim hocalarımızın gösterdiği pratik yöntemlerden onlar da yararlanmak istiyorlar. Tabii ki seve seve biz de konuk ediyoruz hocalarımızı mesajlarıyla burada. Evet. Değil mi hocam? Bitti mi? Bitti hocam. Yapılacak şey. İçine bir itini atıp şeyini yapacağım. Aha. Onu hazırlamamışım. Ona da sap yapacak mısınız hocam? Yapacağım. Şimdi getirmemişim yanımda. Tamam, önemli değil. Bu tür saplar hangi çantalara kullanılabiliyor? Bunu bize Adana'dan Süleyman Bey gönderdi. Yavuzlar İplik bizimle birlikte çalışmak istediklerini söylemişlerdi. Bunlar dikerek galiba, evet, kullanılıyor. Evet, hocam çantası gibi çantalarda. Ha, o tür çantalara, evet. Yeni motifli falan örgü çantalar yapılıyor. Onlarda, hı-hı, da kullanılıyor. Ben öyle bir çantada kullanmıştım. Örgülerde? Örgüde. Güzel. Benim o çantaya biraz uzun olur öyle bir çantada kullanılsa. Evet, bu küçük olduğu için değil mi? Biraz daha Türkan hocamınki gibi, evet, büyük çantalara kullanılabilir. Evet, Süleyman Bey'e teşekkür ediyoruz. Bize çanta ipleri falan da göndermişler. Bu da Kübra'nın da iyi oldu. Sizin sayenizde bitti. Çocuk bekliyordu uzun süredir dikmemi. Sizin sayenizde bitti artık, Kübra'cığım güle güle kullansın gelinim. Güle güle kullansın. Harikasınız. Evet, böyle marifetli kayınvalidelerde yani iyi oluyor diyormuşuz. Gerçekten güzel. Ellerinize sağlık hocam. İnşallah hocam bu çanta şeylerinde sizi de sık sık bekliyoruz. Yani bize zaman ayırırsanız çok seviniriz. İnşallah. Bu ara kızımın düğünü de işi var. Ha, evet, düğün işiniz var. Onlar. Hayırlı olsun inşallah diyelim. Tekrar Allah kolaylık versin. Evet. Ya Rabbim gittiği yerde mutluluk versin inşallah. Amin. Hayırlı, amin, geçim versin hocam. Bu yaz döneminde düğünler şimdi daha fazlalaşıyor. Bizimki Eylül'de ama nişanımız bu ay olacak inşallah. Düğünümüz Eylül'de olacak. İnşallah, inşallah hocam. Allah kolaylık versin. Evet Türkan hocam, ne yaptın? Uğraşıyorsun. Ben baskısını bitirdim ama başka bir iğne denlik göstermek istemiyorum. Yani yarım kalır. Zaten zamanımız bitti hocam. Hı-hı. Hı-hı.
Sadece ütüleyip, hani baskıdan sonra bir ütüleyin tamam. ki netleşsin Hı-hı. diye. Evet. Ütünün de ısınmasını. Arkasının asları, yani arkası dikilecek. Tabii dört kenarına. Ve sonra doldurulacak. O kadar zaten. Ama dediğim gibi mıknatıslı olarak deneyeceğim. Mıknatıslıyı da görmek istiyoruz hocam. Ali evet. hocama küçük burslu çanta görevi verdik. Cüzdan da olabilir. İnşallah. Onu bir görelim. Yani bu yaptıklarımın... Size de mıknatıslısını istiyoruz. Elyaflarını doldurmadan ikisinin de tamam. mıknatısları koyup öbür programda göstermek istedim. Tamam. Nasıl tamam oluyor? İnşallah hocam. Artık bayramı bitirelim hayırlısıyla. İnşallah. Ne yaptınız? Baklavalar, sarmalar yapılıyor mu? Bizde yok. Karpuz yiyeceğiz. Harikasınız. Hava sıcak. Yaz günü de sıcak yani. Hava sıcak, karpuz yenilir. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Herkes yaza çıkıyor, kilo aldı. Onun için evet. karpuz yemek en iyisi. En baklavayı boş verelim. Hocam yani gerçekten öyle ya. Yani her bayram tatlı. Yani baklava olacak diye bir şey yok. Bir şey yok. Herkes de zaten felaket oluyor ondan sonra. Bizim o tarafta mutlaka kavurma yapılır Kurban Bayramı olduğu için. Yaprak sarması ve baklava. Hepsinden de tabaklara konulup öyle ikram edilir gelen misafirlere. Yani hem kavurması hem sarması, işte içini baymasın diye üçü birden, üçü bir arada olunca güzel gidiyor hocam. Gider. üçü bir arada olunca güzel gidiyor. Artık bitiriyoruz galiba. Tamam. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı izleyicilerimize son olarak? Herkese iyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese mutlu bayramlar diliyorum. Evet. Bir de torunlarımı öpüyorum. Dünyaya Ahmet Ali. Harika. Çok güzel. Kaç tane torun var hocam? İki tane. Bir oğlan, bir kız. Allah bağışlasın. Bir dünyamız var. Bir de Ahmet Ali'miz var. İki tane. Allah bağışlasın. Onları çok seviyorum. Öpüyorum onları. Maşallah. Hocam sizde kaç taneydi? Altı. 6 tane. Oo, ben evet. size yetişemem hocam. Evet. Ben de kaldım. Ama sizde çocuk sayısı da fazla olduğu için galiba. Ama yok hayır, ikisinden 6. Daha ikisinde iki tanesinden 6. Evet. Maşallah ne güzel ya. Bizimkiler evet. biraz zor. Hepsi tabii torunlar evlatlardan biraz daha fazla kıymetli oluyorlar. Evet, aynen öyle. Biz bunu konuşursak eğer çok uzun zaman alabilir. Evet, hakikaten öyle. Rabbim hepimizin çocuklarına Amin. Da torunlarına da hayırlı uzun ömürler versin. Güzel günlerini göstersin inşallah. Hayırlı günleri görsün inşallah. Amin inşallah. İnşallah hocam. Evet bakın ne güzel dualarla kapatıyoruz. Kurban bayramınızı tüm İslam aleminin ve bizi izleyen herkesin Kurban Bayramı'nı canı gönülden kutluyoruz efendim. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Bir savaşlar artık bitsin diyoruz. Oradaki Müslümanların, çocukların, insanların da bir an önce, yaşayanların en azından bir an önce rahata kavuşmasını arzu ediyoruz ve diliyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma, buradaki hocalarıma ve her zaman olduğu gibi siz sevgili izleyenlerimize çok teşekkür ediyorum. Bayramdan sonra görüşmek üzere, haftaya diyecektim neredeyse. Bayramdan sonra görüşmek üzere efendim. Hayırlı günler, hayırlı bayramlar.